44 gösteriyor motor, 43 gösteriyor. Evet, videoda daha iyi görürüz. Evet, 35-36 gösteriyor motor. Hemen hemen doğru bence ya. Arada maksimum 2 kilometrelik bir sapma var. Motorun kilometresi ile GPS arasında 2 kilometrelik sapma var. Şimdi mesela sabitleyeyim. Sabitlemeye çalışayım. 43. Motoru 42-43 aralığına sabitledim. GPS de şu anda 41 ölçüyor. Motor da 43 ölçüyor. Evet. Fazla bir şey yok yani arada. Bence gayet doğru ölçümlerim. Yani 2 kilometre. Acaba bu yüksek kilometrelerde de aynı mı? Biliyoruz. 54-55 de gidiyorum. 56 57 8. Oh, egzoz patlıyor. Güzel patlıyor. Evet, biraz Fethiye'mizin manzarasını görelim. Çok güzel yani. Hava da çok güzel. Çok güzel. Arkada o. Ufak olan da ses yapıyor. Giderken 90 gösteriyor. Evet. Evet, 95 ile giderken 89. Acayip bir rüzgar var bu arada. Rüzgarda hız yapılmaz tabii. %8'le giderken 109, %110'la giderken 104 gösteriyor. 105, 104-105 aralığında. %110'la giderken. Yani ortalama 5 kilometrelik. 5-6 kilometrelik bir sapma var. Orijinal kilometreye de
Dur yakacağım. Evet. Sudan geçiyoruz. Ayaklarım ıslandı sanki. Evet, ayaklarım sağlam ıslandı. Dondu ayaklarım. Ayaklarım direkt suyu geçirdi. Bir de sözde su geçirmez şeyi sıkmıştım ben bunların üstüne. Gitmek istediğimiz yere bakmamız gerekiyor, evet. Yani sakat bir yere gidiyorsak 2-3 saniyeden fazla gözümüzü o bölgede tutmayacağız. Yoksa bununla ilgili YouTube'da kazaları çok izledim. Motor kazalarına. Yani dersiniz ki dümdüz yolda bu adam nasıl buraya girmiş?